Kanal 3 ekranlarından günaydınlar efendim. Duyguyla Keyif Kahvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Her sabah olduğu gibi bu sabah da stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Esra Şeker oluyor. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar, hoş buldum. İlk olarak sizleri tanımakla başlayabilir miyiz sayın hocam? Tabii ki. Afyonkoçatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi Profesör Doktor Esra Şeker. Evet hocam, tekrardan hoş geldiniz hoş diyerek başlamak istiyorum. Bugün yine hayvana şiddet konusu üzerinde durmak, bu konulara değinmek istiyorum. Son dönemlerde özellikle hayvanlara şiddet oldukça artmaya başladı. Bu konuyla alakalı açıklama yapabilir misiniz? Bunun ana nedeni sizce nedir? Yani evet, maalesef utanarak, insan olmaktan ve insanlığımızdan utanarak izliyoruz son dönemde artan şiddet olaylarını. Bunun tabii pek çok sebebi olabilir şiddetin, ama ben özellikle temel olan birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tabii bu hem günümüzde işte toplum bilimciler hem pedagoglar tarafından da kabul edilen bir gerçek artık. Özellikle eğitimle başta ilişkili bir durum bu. İşte aileden sevgiyi eğitimini almamış, ilgi görmemiş veya kendi türü dışındaki bir canlıya merhamet duygusunu kazanmamış çocuklar ileriki yaşlarda, daha ileri yaşlara ulaştıklarında şiddete daha meyilli olabiliyorlar. Bu Evet. artık net olarak günümüzde kabul edilen bir gerçek. Bunun yanı sıra tabii ki diğer önemli bir faktör de cezaların yetersiz kalması. Var olan cezaların yeterince uygulanmaması ya da hiç uygulanmaması. Maalesef caydırıcı cezalarımız yok bizim. Bununla ilgili yasaların değişmesi de gerekiyor aynı zamanda. Ne kadar bu konuda katı ve uygulanabilir yasalar gelirse eğer, ben bunun şiddetin önünü alabileceğini düşünüyorum büyük ölçüde. Evet. Ve dediğim gibi yasalarla birlikte çocukluktan itibaren gelen bir eğitimle bence şiddet sorunu, bu sadece hayvana şiddet değil, aynı zamanda işte kadına, çocuğa veya diğer bireylere şiddet sorununun da çözülebileceğini Evet, düşünüyorum. yine çocukluktan itibaren ailelere de büyük bir sorumluluk düşüyor. Mesela çocuklarına küçük yaşlarda hayvan sevgisini aşılamaları mutlaka gerekiyor. Evet. Ama bazen bakıldığı zaman ailelerden kaynaklanan durumlar da olabiliyor. Mesela köpeği görüyorlar, taş atıyorlar ya da çocuğuna köpeğin başına okşa ya da kedinin başına okşa demek yerine tekme at, kov, gitsin ya da hani kötü tabirler kullanmasını söylüyorlar. Peki ailelere bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Mesela 5 yaşındaki bir çocuğa aileler nasıl davranmalı bu konularda? Evet, yani ben hep söylediğim bir şey var benim. Biz doğduğumuz andan itibaren aslında kötü olan duyguları bilmiyoruz. Evet. Yani şiddettir, korkudur, nefrettir, kindir. Bir bebek bu duygularla dünyaya gelmiyor, bilmiyor. Ama bunu etrafından ilk önce ailesinden öğreniyor. Ailede ne kadar böyle işte kin, nefret, kavga, öfke varsa çocuk bunlarla birlikte büyüyor. Daha sonra biraz ileri yaşlara geldiğinde, yani bebeklikten çocuk dönemine geçtiğinde, bu kez çevresindeki insanların davranışlarından etkilenmeye başlıyor ve kendine bir davranış kalıbı oluşturuyor. İşte aslında biz bu bebeklikten itibaren o bilmediğimiz kötü duyguları geliştirmek yerine iyi duyguları öğrenip geliştirebiliriz. Bu da aileyle mümkün. Evet. Dediğiniz mesela evet çok doğru. İşte dışarıda küçük çocuklar özellikle hayvanlara karşı daha sempatik ve daha ilgi duyuyor olabiliyorlar büyüklere göre. Anne babaların genelde yaklaşma, elleme, işte hasta olursun, ısırır vesaire. Hayır, böyle bir şeye gerek yok. Ben mesela böyle bir şeyle karşılaştığımda diyorum ki kontrollü olarak siz de başında durun. Yavaş yavaş işte yaklaşma şekli var, bunu anlatıyorum. Sakin bir şekilde durursanız, zarar vermezseniz o size hiçbir şey yapmaz ve bugüne kadar da hiç kötü bir şey yaşamadık mesela dışarıda bu şekilde karşılaştığım insanlarla. Evet. Ailelerin her şeyden önce sevgiyi ve kendi türü dışındaki canlılara saygı duymayı öğretmesi Evet, gerekiyor. yine sizler de söylediniz. Bazen evdeki yaşanan olayların dışarıya yansıması da bu şekilde olabiliyor. Özellikle çocukluk döneminden itibaren. Bazen bakıyoruz, özellikle parkları baz alacak olursak köpekler ya da kediler geliyorlar. Aç oldukları için yiyecek arayışında hayvanlarda. Ama çocuklar görüyor, aa parka gelmiş bizi ısıracak. Çünkü ailelerden böyle etkilendikleri Evet. için o köpeği ya da kediyi parktan kovmak için de elinden geleni yapıyorlar. Ailelerde
Bunları ödüllendirecek cümleler kurdukları için çocuklar da iyi şeyler yaptığını düşünüyorlar. Evet. Yani dediğimiz gibi bu eğitim ailede başlar. Yine cezalar konusunda sizler de değindiniz. Maalesef yine cezalar da caydırıcı değil. Yani bugün hayvana bu şekilde davranan kişiler yarın bir gün insanlara, çocuklara özellikle aynı şeyleri yapabilirler. Cezalar da caydırıcı olsa bence bu sorunlar bu kadar fazla artmaz ki bunlar bizim gördüğümüz tarafları, görmediğimiz eminiz birçok olayda oluyordur. Evet. Özellikle Afyonkarahisar'da da yine birçok ilde de maalesef birçok olayla karşılaşabiliyoruz. Evet. Yani mesela bu şiddetle ilgili çalışmalar yapan bilim insanları diyelim veya işte toplum bilimciler hep şunun üzerinde duruyorlar. Şiddete meyilli insanlar en başta toplumun en zayıf halkası olan, en savunmasız canlıları olan hayvanlarla başlıyorlar. Daha sonra yine toplumun en zayıf halkası, gene en savunmasız canlıları olan çocuklara geçiyorlar. Ve sonrasında kadın ve diğer yetişkinlerle devam ediyor. Yani bu zincirin kırılabilmesi için bence öncelikle gerçekten eğitim ve aynı zamanda da ciddi cezalar gelmesi gerekiyor. Evet, yani bu ciddi cezalardan kastettiğimde kesinlikle hapis cezası. Kesinlikle. Şiddetin işte... yani bahanesi olmaz, iyi hali olmaz, affı olmaz. Hangi canlıya yapılırsa yapılsın bunun bir karşılığı ve cezası olması gerekiyor. Ya bu duruma şu açıdan da bakabiliriz. Özellikle erkekler daha eğilimli oluyor bu tür hayvana şiddet konularına ve bakıldığı zaman işte sıkıntı yaşamış oluyor. Daha sonra evine gittiğinde ya eşine gücü bu şekilde yetiyor ya çocuklarına ya da hayvanlara yine dediğimiz gibi maalesef hani kendini daha güçsüz gördüğü kendinden o kişilere saldırma potansiyelinde oluyor bu tarz kişilerde. Yani dediğimiz gibi inşallah cezalarda bu konuda daha da böyle caydırıcı cezalar olduğu takdirde hayvanlara şiddet de azalacaktır. Ben yine Afyon'u baz alarak konuşmak istiyorum. Yine birkaç gündür karşımıza çıkan bazı örnekler var. Mesela bir arkadaşımızın kedisi kafasına kürekle vurularak öldürülmüş. Ve gerekçesi de şu, komşunun bahçesine giriyormuş, bahçesine zarar veriyormuş. Ya da Afyon'da herhangi bir köpeğimizi dolaştırdığımız zaman kaldırımlara biz oturuyoruz, lütfen oradan geçirmeyin gibi cümlelerle de çok fazla karşılaşıyoruz. Hani herkesin doğal yaşamı orası. Sizin kaldırımınızsa yine evcil hayvanlarımızın da orası kaldırımı. Bazen bu konuda Afyonkarahisarlı vatandaşlarımız da bencil düşünebiliyor. Maalesef. Evet, yani aslında şöyle, insan genel olarak bencil düşünen ve bencil olan bir canlı bence. Evet. Normalde hani hep söylüyorlar ya, sokaklar hayvanların yeri değil. Şimdi biz onların yaşam alanlarına kendimize ait binalar dikerek, işte o çok büyük binalar, lüks binalar yaparak, işte araçlarımızı, bir sürü araca sahibiz, onları yerleştiriyoruz. Araziler alıyoruz, yeni evler yapıyoruz. Ama zaten hayvanların yaşam alanını biz yok ettik. Dolayısıyla şimdi bizim onlara borcumuz var. Ne borcumuz var? Onlarla birlikte yaşama borcumuz var ve onlara güvenli alanlar yaratma borcumuz var. Yani biz bu hayatı hep birlikte paylaşıyoruz aslında. Sadece bu dünya insanlar için değil, insanların dünyaya gelme amacı da sadece işte yemek yemek, para kazanmak, işte uyumak gibi günlük rutin işler değil sadece. Sonuçta o canlılar insanlara bırakılmış canlılar, emanet edilmiş canlılar. Peki biz emanete böyle mi sahip çıkıyoruz? Bir kere yani bu şiddetin bence hani ne vicdani boyutu ne ahlaki boyutu zaten kabul edilemez ama bir de şöyle düşünün, inanç boyutu var. Yani Türkiye'de Müslüman nüfusu çok fazla ve asıl merhametli olması gereken insanlar kendini Müslüman olan, gören ve buna inanan insanlar. Evet, asıl gerçekten merhameti çok güzel bir konuya değindiniz. Bu insanların göstermesi gerekiyor. Çünkü insanı yaratanla doğayı, diğer canlıları yaratan aynı Allah. Evet ve şu an Afyonkarahisar'da özellikle ben konuştuğum kişilerde hayvan sahiplerinin şikayetlerinden biri de komşularından dolayı çok fazla şikayet yaşıyorlar. Bahçeli evlerde yaşayanlar olsun ve komşuların şikayeti benim bahçeme girdi, bahçeme zarar verdi ve ben bundan dolayı onu öldürdüm. Ya kürekle kafasına vurularak öldürüyor hayvanlarımız ya da zehirlenerek öldürülüyor. Peki bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Hayvanlarımız bahçeye ne kadar zarar verebilir? Yani işte gene burada bencillik devreye giriyor. Evet. İnsanların bencil olması. Yani bir kedinin ya da bir köpeğin işte kaçıp bahçeye sığınması veya işte komşunun bahçesine geçmesi. Bunlar yani tolere edilebilir şeyler. Siz ne yaparsınız en fazla? Yani bu hayvanı öldürmek yerine, kürekle vurmak veya zehirlemek yerine sahibiyle görüşebilirsiniz. Veya o alanın, sizin bahçenize girdiği alanın dış kısmında bir yere siz de ona bir yiyecek
zehirli olmayan, beslenmesini sağlayabilecek, bir seveceği bir gıda bırakabilirsiniz. O oraya içeriye girmeyi engeller. Bahçeden de uzaklaşmış olur. Evet, yani sevgiyle, saygıyla ve merhametle yaklaşmamız gerekiyor. İşte benim bahçeme girdi. Yani ne yapıyoruz? Şimdi benim istemediğim bir alana, evinin bahçesine yabancı bir insan girdiğinde aynı şekilde, aynı rahatlıkla öldürebiliyor mu? Ya da çocukları baz alarak düşünürsek, çocuklar da bahçeye girip kumlarla da oynayabiliyor, geri geliyor kumlarda yemek yapıyorlar. Hani çocuklara bu şekilde Evet. davranıyor muyuz? Biraz empatiyi geliştirerek burada hareket edersek, hani hayvanların da zararsız olduğunu, Evet. onların az önce de dediğiniz gibi doğal ortamı olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. İşte empati, Evet. hep söylüyoruz ya empati, empati. Ama bu empati duygusu da nereden geliyor? Yine aslında çocukluktan itibaren geliyor. Yani aileler çocuklarına dediğim gibi en başında sevgiyi, hayvanı sevmeyi, dokunabilmeyi, işte ona saygı duymayı sev. Yani şöyle söyleyeyim, aile kendisi dokunamıyorsa, sevemiyorsa bile çocuğunu bu konuda korkutmaması bence önemli. Çünkü ben bunu da çok görüyorum. Mesela işte çocuk bir işte sokaktaki bir kediye veya köpeğe şiddetli bir şekilde dokunmak istiyor, sevmek istiyor ama anne kendisi korktuğu için zarar vereceğini söylüyor. Hayır, biraz rahat bırakalım. Yani siz korkuyorsunuz diye çocuğunuz da korkmak zorunda değil. Hatta onu bence destekleyin. Sizin korkunuz ona geçmesin. Evet. O korkudan muaf olarak yetişsin. Bu şekilde yetişen çocuklar ileriki yaşlarında hem kendi sosyal hayatlarında, hem iş hayatlarında, hem arkadaşlıklarında, hem evliliklerinde empati duygusu gelişmiş ve sosyal zekası çok daha yüksek olan bireylere dönüşüyorlar. Evet, ailelerin Yani bu konuda bırakın, dikkat etmesi gerekiyor. evet, çocuklarınız bu şekilde yani içine kapanık, işte çekingen bireyler olmaktansa kendini ifade edebilen, doğaya saygılı, canlılara saygılı, insanlara saygılı ki bunlar hep zincirleme gelir zaten. Sonunda bunu getirir. Böyle bir birey olsun. Evet hocam, bazen bakıldığı zaman özellikle küçük bebekler hayvanları görünce Evet. heyecanlanıyorlar. Bunlarla da çoğu zaman karşılaşıyoruz ve yine dediğiniz ilk cümlenize geliyor konu, bizim kötü niyetlerimiz daha sonradan oluşuyor. Yine aileyle birlikte oluşuyor ve dediğiniz gerçekten de çok doğru. Küçücük çocuklar hayvanları görünce heyecanlanıyor. Bunları da aileler desteklerse çocuklar açısından da iyi olacaktır, aileler açısından da iyi olacaktır. Ve yine sosyal medyanın da olumsuz birçok etkisi var. Bazen görüyoruz, hayvana şiddet uyguluyorlar ve bunu sosyal medyaya atıyorlar ve biz bunu yaptık, şöyle yaptık, arkadan da bir ses konuşma geliyor. Yani bunu bir marifetmiş gibi sosyal medyada yaymaya çalışıyorlar. Böyle kişilere neler söyleyebilirsiniz? Bunun nedeni de yine hani aileden gelen sıkıntılar olabilir, Evet. birçok psikolojik sorun da olabilir. Evet. Yani işte sevgi ve ilgi görmemiş ve bu sevgi ve ilgi eksikliğiyle büyümüş insanlarda maalesef böyle eksik yönler ortaya çıkabiliyor ve bu da kendini işte psikolojik şiddet veya bildiğiniz fiziki şiddetle kendini gösterebiliyor. Ama işte bunlar şimdi hani daha önce de vardı. Sosyal medya ortaya çıktığından beri daha fazla görüyoruz. Daha çok Evet. paylaşım yapılıyor. Veya bu konuda hassas olan insanlar da bu videoları bir yerlere ulaştırmaya çalışabiliyor ve daha fazla gözümüzün önünde görülüyor. Tabii bunun bir taraftan tartışılabilir, bir taraftan hem işte özendirdiği yönünde bu kişileri, bu görüntülerin konuşulabilir ama aynı zamanda da bazen sosyal medya aracılığıyla da hayvanlar konusunda adalet sağlandığı görüldüğü için insanlar maalesef yani bizler de yapıyoruz. İşte şu olay olmuş, bu olay olmuş, lütfen Evet. şikayette bulunun vesaire gibi. Özellikle son olayı da baz alırsak, bu Eros öldürüldü. O konuda Evet. bayağı özellikle sosyal medyada büyük ses uyandırdı, ses getirdi. Yine imzalar toplandı. Peki bu tarz bir olayla karşılaşırsak, mesela karşımızda hayvana şiddet uygulandığını görürsek ya da herhangi bir hayvana bir şey yapıldığını gördüğümüz zaman neler yapmamızı önerirsiniz? Yani öncelikle ben hep şunu söylüyorum, duyarsız kalmamamız gerekiyor. Yani ben bazen çok kızıyorum, mesela video çekenler oluyor ama hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar gördükleri şeye. Sadece videoyu çekip sosyal medyaya bir yerlere ulaştırmaya çalışıyorlar. Bence bu da yanlış. Evet. Yani çünkü buna insanın kalbi, yüreği dayanmaz zaten bunu seyretmeye. O yüzden bence kayıt altına alıyorlarsa da resmi bir şekilde makamlara iletilmek üzere daha sonrasında kayıt altına alınıyorsa da alındıktan sonra kayıt altına en azından haydi polisi aranabilir. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız o an mekanı, yeri, konumu belirterek haydi polisinden destek alabilirsiniz. Bu konuda haydi polisi çok hızlı bir şekilde olay yerine ulaşıyor.
Ve daha sonra işte yapması gereken işlemler neyse bunları gerçekleştirebiliyor. Hocam, bu da yine üzerinde durulması gereken bir konu. Bazı vatandaşlarımız bu konuda bilinçli değiller. Yine dediğiniz gibi haydi polisi arayarak kısa sürede yardım da isteyebiliriz. Ama bazen hani insan oğlu artık gerçekten çok kötü bir hale gidiyor. Artık kelimeler bu konuda tükeniyor hocam maalesef. Bazen müdahale etmekte bile zorluk çekebiliyoruz. Çünkü hani bize de şiddet uygulayabiliyorlar. Evet. Bunun örnekleri de çok fazla. Artık bazen bazı konularda mesela kadına şiddet olabilir, diğer insanlara şiddet olabilir. Artık geri durmak zorunda gibi hissediyor insanoğlu da kendini. Evet, yani müdahale etmek konusunda biraz tabii hani temkinli olmakta yine de fayda var ama hani yani şöyle söyleyeyim, gene de insan olarak ben kendi adıma konuşayım. Ben mesela müdahale etmeden duramam. Evet. Yani bekleyip videoyu çekip karşıdan seyredemem. Ya bu benim yani içim almaz böyle bir durumu. Videoyu kendime de yediremem. Videoyu çektikten sonra o videoyu çeken kişi acaba vicdan azabı çekiyor mu? Bu da önemli bir konu diyebiliriz. Evet. Ama en hızlı şekilde yapılabilecek şey hemen Haydi Polisi'ne ulaşmak. Evet. Size en yakın noktadaki Haydi Polisi mutlaka gelecektir. Evet, yine eğitim ailede başlar. Artık bizler değerlerimizi çocuklarımıza maalesef yansıtamıyoruz. Ve aileler de hayatın koşuşturmacasına o kadar kendini kaptırıyorlar ki. Misal bakıyoruz, sadece çocuğum iyi bir yere gelsin, iyi bir konuma gelsin. Onun dışında milli ve kültürel değerler olmasa da olur. Sadece iyi bir yere gelme noktası olarak odaklanarak düşünüyorlar. Ailelerin de yine başında da dediğimiz gibi bu konuda biraz daha farkındalık göstermeleri lazım. Çocuklarına daha da saygı duymaları lazım. Bu sadece hayvana şiddet değil, insana şiddet olabilir. Dün misal 7 kadınımız da öldürülmüş. Yine bu konu da aynı şekilde, aynı yere de gidiyor. Biraz daha dikkat diyoruz yine ailelerimize. Yine hayvanlar üzerinden ben gitmek istiyorum. Özellikle havalar soğuktu birkaç güne kadar. Yine soğuk havalarda gelecek. Mart daha yeni geliyor. Soğuk havalarda bazen hayvanlar apartmanlara girebiliyorlar ve bakıldığı zaman sadece kuytu köşelerde hiç kimseye zararı olmadan uyuyorlar. Ama bakıldığı zaman apartmanlar çoğu zaman evcil hayvan giremez. Apartmanda hayvan beslemek yasaktır gibi uyarılarla da karşılaşabiliyoruz. Bu konuyla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Yine empati yeteneğimizi geliştirsek, misal soğukta kaldığımızı düşünsek, bir yere sığındığımızı düşünsek daha vefalı davranabiliriz. Evet. İşte bu da yine insanoğlunun evet hocam hepsi aynı yere genel olarak dayanıyor. Evet, insanların biraz bencilliğiyle alakalı bir durum. Evet. Biraz önce de konuştuk. Hani dedik ya işte apartmanlar, evler, her şeyin bize ait olduğunu düşünüyoruz biz insanlar. Evet. Aslında öyle değil. Daha önce de sizinle konuşmuştuk. Bu hani geçen yıl Şubat döneminde çok büyük bir yıkım deprem, yaşadık. Evet, deprem. İnsanlar taniyeler içerisinde evlerini kaybettiler. Akrabalarını, eşlerini, dostlarını, sevdiklerini, çocuklarını kaybettiler. Hayvanlarını kaybettiler. Dolayısıyla aslında her şey çok kısa süreliğine bizim düşündüğümüz zaman saniyeler içerisinde, saniyeler kadar bizim kaybedebiliriz. Dolayısıyla ben hep diyorum ki bunu düşünerek yaşamak gerekiyor. Yani yarın kimsenin hayatının bir garantisi yok. Kesinlikle. O zaman paylaşalım. Apartman içlerine girebilirler çok soğuklarda. Zaten şöyle bir durum var. Bir kedi ya da bir köpek çok uzun yıllar bir apartmanın içerisinde yaşamaz. O sadece soğuktan korunmak için, vücut ısısını ayarlayabilmek için, yani o anda yaşayabilmek için oraya sığınıyor. Hayatını orada geçirmez zaten. Ve genelde zaten bakıldığı zaman akşamları geliyor hayvanlarımıza. Evet. Ve sabah olduğunuz tekrar çıkıp gidiyorlar. Çıkar. Ve yine hani tuvalet konusuna da değinecek olursak sadece barınmak için kullanıyorlar, uyumak için kullanıyorlar ve artık apartmanlarda oldukça geniş aşağılar, özellikle kömürlüklerimiz olsun, kilerlerimiz olsun oldukça müsait. Onlara minicik bir yere ayırmak gerçekten çok zor değil. Değil. Ya da evlerimiz artık gerçekten çok konforlu ve çok büyük. Yine orada da hayvanlarımıza yer verebiliriz ya da hadi tamam bunları yapmıyoruz diyelim. Dışarı da bir kap su, bir kap mama. Bunu koymak da gerçekten zor değil. Çünkü soğuk havalar var. Dışarıda hayvanlarımıza bu şekilde bir yardımımız dokunsa onlar açısından da iyi olacaktır. Bizler açısından da iyi olacaktır. De hocam misal derslerde öğrencilere bazı derslerimiz var. Böyle teknoloji tasarım dersi, bu tarz dersler. Bu tarz derslerde hayvanlarla alakalı tasarımlar yapılsa sizce nasıl olur? Bence çok güzel olur. Bunlarla ilgili mesela projeler üretilebilir. Evet. İşte besleme odaklarıyla ilgili projeler yapılabilir. Mesela tasarımsal olarak, endüstriyel olarak, işte mama kapları, hani çalınmayacak, dayanıklı, o tarz projeler yapılabilir. Bunun dışında özellikle bu iyi bir yere değindiniz. Hani soğuklarda dışarıya mama koymak, su koymak. Bu aslında herkesin yapabileceği en basit şey. Yani mesela işte
Eve alma imkanınız yok veya ekstra başka bir imkanınız yok. Sadece beslenebileceği kadar bir gıda ve temiz su koymak. Bu bile onun çok uzun süre o soğuklarda hayatta kalmasına yardımcı olabiliyor. Hayvanlardan korkan kişiler bile bunu yapabilir. Sadece bir kap su, bir kap mama ve yine dediğiniz gibi bazen koyduğumuz kaplar bile çoğu zaman çalındığını görüyoruz. Evet. Hani hayvanın kabını ne yapabilirsiniz? Akıllarda bu soruyu da çok fazla uyandırıyor. Evet hocam, kısa bir araya gideceğiz, ardından devam edeceğiz. Evet efendim, 501-311-0303 numaramızdan merak ettiğiniz tüm soruları bizlere iletebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Evet efendim, çaylarımız, kahvelerimiz hazırsa programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak günün kitabını ekranlarınıza taşıyacağız. Bugünün kitabı Süper Gıdalarla Süper Bağışıklık kitabı. Yine içeriğini de ekranlarınıza getireceğiz. Gerçekçi olalım, insanlığın bundan sonraki mücadelesi bağışıklık sistemi ve enfeksiyon ajanları arasında olacaktır. Covid-19 virüsüne karşı etkin bir antiviral ilaç bulunmaması, aşı geliştirilmesi için zaman gerekmesi geliştirilse bile virüsün mutasyon geçirip aşının etkili olmama riski gibi konular tamamlayıcı tedavilere ihtiyaç doğurmaktadır. Bağışıklık sistemimiz muhteşem bir organizasyondur. Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir zararlı bakteri veya virüsle temas ettiğimizde buna cildimiz, vücut salgılarımız ve verilen toplam 100 trilyon mikroptan oluşan doğal bariyerlerimizle cevap vermeye başlarız. Eğer yabancı virüs veya bakteri bu savunmaları geçerse beyaz kan hücrelerimize uğraması gerekir. Daha sonra bağışıklık sistemimizin bel kemiği olan lefositler olay yerine çağrılır. Sayıları ve fonksiyonları yeterli ise virüs ve zararlı bakterileri özel tim gibi tek tek saptar ve öldürürler ve bu zararların eşkalini hafızalarına alırlar. Böylece eğer daha sonra bunlarla tekrar karşılaşırsak farkına bile varmadan bağışıklık sistemimiz onlara kolayca başa çıkar. Fakat bazen bu zararlı virüs ve bakteriler bağışıklık sistemimizin savunma mekanizmasını atlatabilirler. İşte bunu engellemek için endüstriyel yaşama geçmiş insanın bozulmuş olan bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını normalleştirmek şu aşamada acil yapılması gerekenlerin başında geliyor. Yine bu kitapta bağışıklığı güçlendirmek için bağışıklık nasıl güçlendirilir? Yine bağışıklık nedir? 20 soru ve 20 cevapla sizlere çok kolay bir şekilde anlatıyor. Evet hocam, tekrardan merhabalar diyerek başlamak istiyorum. Evet hocam, reklam arasına gitmeden önce evlerimizde, apartmanlarımızda hayvanlarımızın beslenmesinin gayet normal olduğunu, insanların da artık bunlara alışması gerektiğini konuşmuştuk. Yine bu soğuk günlerde özellikle hayvanlara yemek vermemiz gerekebilir mi? Bu konuya da değinebilir misiniz? Evet. Şöyle, hani biraz önce de söyledik, hiçbir şey yapamıyorsak bile en basit şey, İşte karınlarını doyurmalarına ve o soğuğu atlatmalarına, hayatta kalmalarına yardımcı olabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Uygun yerler, yani uygun yerlerden kastettiğim şehir trafiğinden, araç trafiğinden, insan trafiğinden daha böyle uzak noktalara, yani onlara zarar gelmeyecek noktalara işte evlerimizden artan yemekleri koyabiliriz, temiz su koyabiliriz. Bunun yanı sıra eğer mama, hani küçük porsiyonlar şeklinde mama alma ihtimalimiz varsa İşte kedi maması, köpek maması koyabiliriz. Burada biz bazen iyilik yaparken aslında fark etmeden hayvanlara kötülük de yapabiliyoruz. Onların yiyebileceği ve yiyemeyeceği gıdalar var. Yani biz hani besleyelim, doyuralım diyoruz ama onlara zarar verecek gıdaları koymanın dışarıya hiçbir mantığı yok. Evet, yani bunlar neler? Mesela ben bazen görüyorum ve çok üzülüyorum. Küflü ekmek, küflü yoğurt, yani küflenmiş gıdalar. Bunları biz zaten kendimiz tüketmiyorsak onların da tüketmesi için vermememiz gerekiyor. Bize nasıl zararlıysa o küfler onlar için de aynı şekilde zararlı. Bunun yanı sıra salata malzemeleri. Kediler, köpekler yeşil, bol ekşili soğanlı salata malzemesi tüketmezler. Ya da işte pasta, şekerleme, tatlı gibi şeyler. Bunlar onlar için son derece zararlıdır. Faydadan ve, çok zararı var dediğiniz gibi. Ve bunlar koyulduğu yerde bir süre sonra çöpe dönüşecek, çöp yığınları, sinek ve böcek oluşturacak. Bu zaten onların beslenmesine ön yargılı olan insanların ön yargılarının daha da artmasına sebep olacak. Evet. Bu yüzden hani iyilik yapmak istiyorsak biraz bunu bilinçli olarak yapmamız gerekiyor. Evet. Onların tüketebileceği bozulmamış, sağlıklarına zarar vermeyecek gıdaları
belirli besleme odakları, noktaları oluşturarak onların hayatta kalmasını sağlayabiliriz. Evet, yine dediğiniz gibi küfle ekmekleri de çöplerin yanında çok görüyoruz. Hocam evet. Çöp demişken yine bir konuya da ben değinmek istiyorum. Bazen çöplere kırık bardak atıyoruz, kırılmış camlar atıyoruz. Bunlar yine hayvanların patilerine çok fazla zarar veriyor. Bununla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Mesela evimizde bardağımız kırıldığı zaman ne yapmamız gerekiyor? Ben en azından kendi adıma şöyle yapıyorum. Herhangi bir şey kırıldığı zaman, örneğin işte o kırık parçaları alıp direkt çöpe atmıyorum. Evet. Bu hem çöp karıştıran hayvanlar için de tehlikeli, aynı zamanda çöpü toplayan çöp işçileri için de tehlikeli. Yani hem hayvan hem insan açısından zararlı bir durum. Örneğin en basiti, kırılmış cam parçalarını pet şişeler içerisine koyabiliriz. Ağızlarını sıkıca kapatabiliriz. Bu pet şişeleri ekstra bir işte gazeteyle sarabiliriz. Veya elimizde öyle bir imkan yoksa işte kırılmış bir bardağı çok kalın bir gazeteyle sarıp sonra sımsıkı poşetleyerek bir buzdolabı poşeti veya normal bir poşetin içerisine bu şekilde, ama en ideali dediğim gibi normal plastik pet şişelerin içerisine o cam artıklarını atmak ve bu şekilde uzaklaştırmak. Evet, yine burada da empati yeteneğimizin biraz gelişmiş olması gerekiyor. Çünkü öbür türlü yani ben bir de bununla mı uğraşacağım diyen kişiler de maalesef olabiliyor. Evet. Yine bir konuya daha değinmek istiyorum. Ben çocuklarımıza özellikle karne hediyesi ya da bir ödül olarak evcil hayvan alıyoruz. Kedimiz ya da köpeğimiz aldığımız o evcil hayvan eve alıştıktan sonra aileye bakımı zor geliyor ve o hayvanı sokağa bırakıyorlar. Peki çocuklarımıza evcil hayvan alırken nelere dikkat etmeliyiz? İlk olarak kendimize tabii ki ben bu hayvana bakabilir miyim? Bir sorumluluk alabilir miyim diye sormamız gerekiyor ve o çocuğumuz neyse evcil hayvanımızın da bizim için çocuğumuz niteliğinde olması gerekiyor. Evet, yani zaten öncelikle şunu söyleyeyim, evcil hayvanlar bir hediye değil. Çünkü bir eşya değiller, hediyelik bir eşya değiller kesinlikle. Onlar da canlı. Yani siz bir çocuğu bir başkasına hediye eder misiniz? Küçük bir çocuğu, bebeği etmezsiniz. Sonuçta hayvanlar, evcil hayvanlar da aslında hayatları boyunca hiç büyüyemeyecek çocuklar gibi düşünmemiz gerekiyor. Evet. Ve canlılar. Canlının hediyesi olmaz. Hayvan sahiplenmeden önce veya işte bir çocuğunu evcil hayvanla yaşamaya alıştırmadan önce bence dikkat edilmesi gereken, bilinmesi gereken en önemli şey, bu canlının bir ömrü var, bir hayat süresi var, hastalıkları var, işte sağlık durumu var, aşıları var. Yani bir çocuk gibi bakılması gereken bir canlı. Dolayısıyla masrafları da var. Ben bir canlıyı evime almak istediğimde bunları düşünmeliyim. Yani ben onun işte ihtiyaçlarını karşılayabilecek miyim? Onun sorumluluğunu alabilecek miyim? İşte veteriner hekim kliniğini ziyaret etmesi gerekecek belli dönemlerde. Nasıl ki çocukları kontrol için ara ara doktora götürüyoruz, aynı şey. Tüm bunları yapabilecek miyimi öncelikle düşünmek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bir canlıyı eve alıyorsunuz ve artık onun bağımlı olduğu kişi sizsiniz. Onun hayatı siz oluyorsunuz. Hediye değiller, onu da söyledik ve kesinlikle ben buna karşıyım. Bunun yanı sıra aldık. İşte çocuklarımız dediğiniz gibi çok güzel bir yere değindiniz. Bir süre çok güzel, keyifli vakit geçiriyorlar. Sonra çocuğun dersleri, sorumlulukları artıyor. İşte ailenin sorumlulukları var, ebeveynlerin sorumlulukları var. Yine hayvan sorumlulukları artıyor, masrafları artıyor. Evet, ve o arada o evdeki patili dostumuz maalesef terk ediliyor. Bu onlara yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü biz onu ev ortamına aldık. Bize alıştırdık bir kere her şeyden önce. Ve terk edilmek tüm canlılara acı verir. Ve hayatı yani, biziz o patili evet, dostlarımız. Nasıl insan, empati yine işte. Hani terk edildiği zaman bir insan nasıl derin bir üzüntü duyarsa bu hayvanlar için de geçerli. Çünkü onun hayatının odak noktası sizsiniz. Onun etrafındaki insanlar. Sizin için belki öyle olmayabilir. Sizin sosyal bir çevreniz olabilir. Aileniz, arkadaşlarınız, sevdikleriniz var. Ama onun hayat noktası, odağı sizsiniz. Dolayısıyla size bağımlı. Biz onu eve getirdiğimiz andan itibaren mamasını biz veriyoruz, suyunu biz veriyoruz. İşte ona işte bir kediyse tuvalet yapacağı ortamı sağlıyoruz. Veya bir köpekse tuvalete dışarıya çıkarıyoruz. Yani her şeyini bizimle yapmasını sağlıyoruz. Bizim kontrolümüzle yapmasını sağlıyoruz. Terk ettiğimiz zaman ne oluyor? Dış koşulları hiç bilmeyen bu patili dostlarımız kendini savunmayı da yine savunmayı da bilmiyor. Dışarıda avlanmayı bilmiyor. Çünkü biz ona evde her şeyi hazır önüne sunduk.
Trafik bilmiyor, araçları bilmiyor, insanları bilmiyor, diğer hayvanları bilmiyor. Ve maalesef dışarıda yaşam süresi yaklaşık en fazla maksimum 10 güne kadar sürüyor. Bu süreç içerisinde hayatını kaybediyor. Yine bakıldığı zaman diğer hayvanlara karşı da bir savunmaya geçemediği için onlardan şiddet görerek de maalesef hayatını kaybedebiliyor. Evet. Yine çocuklarımıza hediye seçerken dediğiniz gibi hayvanlar hediye değildir. O yüzden geçici hevesler için maalesef hayvanları evlerimize almayalım diyelim. Bu konuya da dikkat diyelim. Yine satın alma, sahiplen konusunda değinebilir misiniz? Evet. Bence bu çok özel bir konu, çok da önemli bir konu. Özellikle kendini ben hayvanları seviyorum, hayvanları çok seviyorum diyen bir kişinin bence kesinlikle para verip bir canlıyı almaması gerekiyor. Biraz önce de söyledik, onlar çünkü eşya değil, mal değil, can. Dolayısıyla dışarıda gerçekten hayvan seven bir insan, ben buna inanıyorum, dışarıda muhtaç olanı alabilir, ona yardım edebilir. İşte evini alamıyorsa onu besleyebilir. Veya işte ona koruyuculuk yapabilir. Tıpkı çocuklardaki koruyucu aile gibi. Evet. Mesela bazı bu işe gönül vermiş insanlar var. Bu insanlar yaşam alanları oluşturuyorlar. Kurtardıkları engelli bir hayvan olabilir işte veya zor durumdaki bir hayvan olabilir. Mesela buralara hiç siz evinize alamıyorsanız bile ama çok seviyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Koruyucu aile olabilirsiniz. O köpeğin, o kedinin masraflarını karşılayabilirsiniz. Bu gerçekten hayvanı sevmek. Bir de bazen bana şu da biraz hani hayvansever terimi de biraz içi boş bir terim gibi geliyor. İşte ben çok seviyorum, hayvanları seviyorum. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Hayvanları seviyorum ama ben işte mesela Scottish cinsi kedi aldım şu kadar parayla. Bu sevmek değil. Bir kere zaten bu özel, yani toplum arasında, halk arasında cins olarak biliniyor ama aslında onun gerçek ismi ırktır. Böyle belli ırkların zaten çok genetik ve onları hayatları boyunca acı ve ağrı veren hastalıkları var. Biz talep ettikçe üretiliyor. Biz talep ettikçe anne kediler doğuma zorlanıyorlar, ve çiftleştiriyorlar. Ve artık ticarete dönüştürüyorlar bu işleri. Evet, de ticarete dönüyor. Yani biz aslında seviyoruz derken çok büyük zararlar veriyoruz. Dolayısıyla sokaktan sahiplenmek, ihtiyacı olanı sahiplenmek. Mesela işte bir bacağı aksayabilir. Hani şekile önem vermemek, onu gerçekten kalbinle sevebilmek. Evet, Bence dediğiniz gibi şekile çok önem veriyoruz. Bu konularda bazen bilinçsiz davranabiliyoruz. Mesela gidiyoruz pet shoplara, en güzel hangisi, en güzel kedi ya da köpek hangisi? Hep en güzelini seçmeye çalışıyoruz. Ama dediğiniz gibi maalesef bu hayvanseverlik olmuyor. Hem ticarete döktükleri için anne kediler ya da köpekler için daha bir zor durum olabiliyor. Ve dışarıda bakıldığı zaman gerçekten bakıma muhtaç o kadar çok kedi ve köpek var ki onlara elimizi uzatsak daha da iyi olacaktır sizin de dediğiniz gibi. O yüzden satın alma, sahiplen, hatta ben onu bir tık daha ileri götürüp satın alma, evlat edin diyorum. Çünkü onlar evlatlarımız. Kesinlikle. Yine izleyicilerimizden sorularımız geliyor. Hocam hemen ben bir soruyu size iletmek istiyorum. Evin içinde kedi besliyorum. Peki kedi bakımı nasıl olmalı? Günlük olarak tüylerini tarıyorum. Bunun dışında neleri yapmamı önerirsiniz Sayın Hocam? Aslında kediler hani köpeklere göre zaten evlerde daha çok beslenen canlılar. Çünkü köpeklerin sorumluluğu biraz daha yüksek. Gezdirmek, dolaştırmak ve dışarıyla kaynaştırmak. Çünkü onlar daha sosyaller. Aslında kedi bakımında hani çok çok böyle uç noktalarda bir şey yapmamıza gerek yok. Biz hep şunu öneriyoruz. Zaten kedi normalde kuma alışabiliyor çok hızlı bir sürede. Ve ihtiyaçlarını, tuvalet ihtiyacını kumda giderebiliyor. Bunun dışında tüy probleminden şikayet ediyorsak biraz kaliteli mamayla beslemek. İşte bunun yanı sıra düzenli yaptıkları doğru, düzenli olarak taramak. Çünkü hani fırçalamak ve taramak hem onun o kötü kaliteli tüylerinin dökülmesini sağlarken, tüylerinin daha sağlıklı olmasını sağlarken, aynı zamanda kedi ve sahibi arasında da inanılmaz derecede bir bağ gelişmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bu hem kedi için hem tarayan kişi için çok keyifli bir şey. Günlük, yani bunu günde bir kez yerine mesela, İşte sabah akşam tarayabilirler. Birkaç kez taramanın hiçbir zararı yok. Bunun yanı sıra eğer işte bir klinisyen, veteriner hekimleri varsa onunla görüşüp tüy sağlığını destekleyici veya işte kendi kedinin daha sağlıklı gelişimini sağlayıcı vitamin takviyeleri, maltlar, bu tarz şeylerle destek tedavide
de bulunabilirler. Evet, kedi bakımına değindik. Peki köpek bakımına da değinecek olursak o konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Misal kediler eve kuma da tuvaletlerini yapabiliyorlar. Peki köpek için bu durum mevcut olabilir mi? Misal köpeğe de bir kum bıraksak oraya tuvaletini yapsa uygun olur mu sizce hayır, hocam? Hayır, olmaz. Çünkü kum kedilerin, yani kediler toprağı da normalde dışarıda karıştırıp eşeleyip işte tuvaletlerini yapıp hızlıca kapatırlar. Evet. Ama köpeklerde böyle değildir. Köpekler kuma ya da kum bıraktığımız zaman tuvalet ihtiyacını orada gidermez. Şimdi köpeklerde biraz daha özellikle yavru bir köpeğiniz varsa biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü köpekler yaklaşık 6 aylığa kadar tuvalet eğitimini öğrenirler. Evet. Bu da bizim ilgimizle alakalıdır. Bu süre kısalabilir veya hiç ilgilenmiyorsak uzayabilir. İlk eğitim sırasında mesela şu an kolay ulaşılabilir günümüzde petler var. Belli bir noktaya bırakıyorsunuz. İşte ilk mesela çişini oraya yaptıktan sonra sürekli o noktaya yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Ama bu hayatı boyunca böyle olmaz. Bu geçici bir süredir. Ve köpekler gezmeyi dolaşmayı evet, daha çok seviyor kedilere bir süre oranla. Sonra mesela o tuvalet alışkanlığını kazandırabilmek için ne yaparsınız? Dışarı çıktınız. Dışarıda dolaştınız, keyifli bir vakit geçirdi, tuvaletini yaptı, eve geldi. Mesela ona bir ödül maması verebilirsiniz. Yani böyle ödüllendirerek tuvalete her gittiğinde, eve geldiğinde ödül alırsa dışarı çıkmayı çok daha hızlı öğrenebiliyor. Evet. Köpekler çünkü sosyal canlılar, insanlarla ve dışarıdaki diğer hayvanlarla sosyalleşmeyi seviyorlar. Dolayısıyla onları sadece tuvalet için değil, günde en az 4 kez dışarıya da çıkarmak, hem sosyalleşmelerini sağlamak hem de ihtiyaçlarını gidermelerini sağlamak gerekiyor. Ve yine bakıldığı zaman özellikle çalışan kişilerin evcil hayvanları evde gün boyu tek başına kaldıkları için çok fazla sıkılıyorlar ve eve geldiğimiz zaman bizle oyun oynamak istiyorlar ve dediğimiz gibi bizim birçok sosyal aktivitemiz, sosyal hayatımız olabiliyor ama hayvanlarımızın sadece sosyal hayatı da biziz. Yani bakıldığı zaman her şeyi biziz. Bu konuda biraz daha hassas davranmamız gerekiyor. Evet, o gün çok yorgun olabiliriz ama evcil hayvan besliyorsak mutlaka 15 dakikamızı, 20 dakikamızı evde oyun için, daha sonra gezdirmek için onlara mutlaka ayırmamız gerekiyor. Yani bunları bilerek özellikle evcil hayvan edinelim diyelim. Bu konunun bir kere daha altını çizelim. Evet hocam, yine güzel bir konuya değinmek istiyorum. Ben bazen sokaklarda, caddelerde, yollarda yaralı hayvanlar görebiliyoruz ve bazen de yine duyarsız kalabiliyoruz. Şey oluyor çoğu zaman da, işte veterinere götürsem birçok masraf çıkartacaktır bu bana. Hiç bu topa girmeyelim. Bu şekilde düşünenler de oluyor ya da hani korkuyorlar hayvanı almaya. Bu konuyla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Yolda yaralı bir hayvan görürsek ne yapmamız gerekir? Öncelikle duyarsız kalmayalım. Yani başımızı çevirip gitmeyelim. Neler yapılabilir? İmkanlar dahilinde. Mesela eğer imkanınız uygunsa, yani örneğin bir aracınız varsa ve maddi imkanınız da buna el verecekse, en yakın o an için hızlı müdahaleyi yapabilecek en yakın veteriner kliniğine götürebilirsiniz. Bunun dışında işte aracınız yok veya maddi imkanınız o an için yanınızda öyle bir olanak yok, yeterli değil, ne yapabilirsiniz? Hayvan ambulansını arayabilirsiniz, belediyenin. Ancak ben de burada şunu da önermek istiyorum. Aradınız, geldi, teslim ettiniz. Burada işi burada bitti değil. Yani evet, ben yaralı hayvanı teslim ettim, benim vicdanım rahat değil. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Biraz daha fazla sorumluluk almamız gerekiyor. Evet, biraz daha sorumluluk alıp en azından takibini yapmamız gerekiyor. Yani o işte yaralı kedi, yaralı köpek oraya ulaştıktan sonra ne yapıldı? Oraya gidip zaten belediye geçici bakım evi ziyaret edilebilir bir yer. İşte oraya gidip hangi işlem yapılmış, bir şey yapılmış mı veya başka bir yere yönlendirilmiş mi? Mesela Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesi var. Çok ciddi boyutlu operasyonlar orada yapılıyor. Çünkü belediye barınaklarının imkanları daha sınırlı olduğu için. Mesela o hasta oraya yönlendirilmiş mi? Yani teslim etmek değil, sadece takibini yapmak. Evet. Ve gerekiyorsa, hatta eğer imkanınız varsa belki sahiplenebilirsiniz sonrasında. Ya da ilanlar paylaşarak sahiplenilmesine de yardımcı olabilirsiniz. Sosyal medya bu konuda büyük ölçüde yardımcı da olabiliyor bize. Ve Afyonkarahisar'da, yine Kocatepe Üniversitesi'ndeki hastanemiz Afyonkarahisar için büyük değer. Onu da yavaş yavaş tanıtacağız, duyuracağız hocam. Yine izleyicilerimizden bir soru gelmiş. Hemen onu da sizlere iletmek istiyorum. Merhabalar Esra Hanım. Değerli bilgileriniz için öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Ben de evde köpek besliyorum. Peki köpeğin beslenmesi için neler önerebilirsiniz? Benim köpeğim her şeyi yemek için masamızda bizimle birlikte gün boyu oturuyor.
Şimdi aynı şey, hani bu dışarıdakilere vermememiz gereken şeyler dedik ya, evet. Beslenmelerinde dikkat etmemiz gereken şeyler, aynısı tabii ki evdekiler için de geçerli. Onlara zararlı olabilecek hiçbir gıdayı kıyamıyoruz. İşte hani gözümüzün içine bakıyorlar, çünkü ben arkadaşlarımdan da biliyorum, dayanamıyorum işte bir parça versem. Hayır, hiç verilmemesi gereken gıdalar kesinlikle Evet hiçbir hocam, şekilde benim köpeğim var. Ben de dediğiniz hataları çok sık yapıyorum. Yani bazen kıyamıyoruz. Tatlı da olsa, tuzlu da olsa maalesef ki veriyoruz. Özellikle mesela işte evde pişirdiğimiz yemekler. Bizim evde pişirdiğimiz yemekler onlar için aslında uygun gıdalar değil. Neden Evet. değil? Çünkü tuz var içerisinde. Tuz hem kediler hem köpekler ve pek çok hayvan türünde böbrekleri çok ciddi şekilde rahatsız eden ve ileri derecede böbrek problemlerine yol açabilen gıdalar. Şeker aynı şekilde hem göz problemlerine, hem işte Evet, diyabete, hem de farklı hastalıklara sebep olabiliyor. Hiç tüketmemeleri gereken gıdalar var. Bununla ilgili mesela sosyal medyada, internette de çok doğru bilgiler de var. Bu doğru bilgilere nasıl ulaşırlar? Veteriner hekimlerin sayfaları var, web sayfaları, klinik sayfaları. Oradan bu doğru bilgilere ulaşabilirler. Neleri yedirmemeleri gerekiyor veya neleri nasıl yedirmeleri gerekiyor? Mesela ben hep kuru mama diyorum. Yani şöyle, ama kaliteli kuru mama evdekiler için. Yani bütün temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde bir iyi mama tüketmesini sağlıyorsanız, zaten ekstradan dışarıdan bir şeyler vermenize çok gerek kalmıyor. evet, bazen vicdan yapmamak da gerekiyor, özellikle hayvanlarımızın sağlığı Evet. açısından. Evet hocam, değerli bilgileriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Artık son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söyleyeyim, en azından sizin bu güzel programın aracılığıyla şöyle bir şey söyleyelim. Mesela bugün konuştuk, satın alma, sahiplen dedik. Bugünden itibaren mesela bir farkındalık oluşsun, işte dışarıda yardıma muhtaç bir can sahiplenilsin. Mesela Afyon'da da böyle şeyleri artık daha çok duyalım, daha çok görelim, daha çok paylaşılsın, Evet gözümüze hocam. batsın istiyoruz bu tarz şeyler. Ya da mesela bugünden itibaren dışarıya çıktığınızda biraz daha farklı gözle bakalım. İşte ihtiyaç sahibi mama, su bırakalım bir yerlere. Hiçbir şey yapamıyorsak, bu imkanımız yoksa, en azından bir kedinin, köpeğinin başını okşayalım. Bence bu programla da böyle bir farkındalık başlatalım. Hocam çok güzel, yine bir konuya değindiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok Ben sağ olun hocam. teşekkür ediyorum. Evet efendim, kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Evet efendim, çaylarımız, kahvelerimiz hazırsa programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdiki stüdyo konuklarımız Kader Menteşe ve Sefa Karataş oluyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, oldukça renkli bir yayın olacak diyelim, izleyicilerimize de biraz merak uyandıralım. Kader Hanım, ben sizlerle başlamak istiyorum. İlk olarak sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Kader Menteşe. 22 yaşındayım. Afyon'dayım. Şu an Afyon'da artık yaşıyorum. Antalyalıyım aslen. Evet. Konservatuvar öğrencisiyim. 3. sınıf. Yani müzikle ilgilenmeye çalışıyorum daha çok. Kendimce güzel şeyler yapmayı planlıyorum ileride. Öyle daha fazla ailemle beraber buradayım. Evet. Gitar, çello, piyano birazdan üzerine bütün yeteneklerinizi çalıyorum. izleyicilerimize aktaracağız. Çok teşekkür ediyoruz Sefa Bey. Biz sizlere dönmek istiyorum. Sizleri de kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar. İsmim Sefa Karataş. Aslen Eskişehirliyim. 2018 yılından beri Afyonkarahisar'dayım. Burada Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Çalgı Eğitim Bölümünden mezun oldum geçtiğimiz sene. Yani küçüklüğümden beri müzikle ilgileniyorum. Küçüklükten gelen bir yetenek diyebiliriz o zaman sizler küçük için. Yaşlardan, evet yani. Evet Kader Hanım, tekrardan ben sizlere dönmek istiyorum. Sizler de yine çello, gitar çalıyorsunuz. Peki müzik yolculuğunuz nasıl başladı? Bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii. Abim benim gitar çalıyordu daha öncesinde. Abimin gitarı sayesinde başladım. Annem de işte hani gitar kursuna gidelim diye annem yönlendirdi daha çok. Annemle abimin gitarı dolayısıyla bir başlangıç oldu. İkiz Evet. kardeşim de bu arada aynı bölümdeyiz beraber. O da aynı enstrümanları çalıyor benimle. Beraber başladık yani ikizimle O bu zaman yolculuğa. aileden gelen bir yetenek diyebilir miyiz? Şu an Evet. bakıldığı zaman ayrıca bir enstrüman çalıyorsunuz diyebiliriz. Evet, Sefa doğru. Bey, sizler az önce söylediniz. Ben küçük yaşlarda başladım müzik aleti çalmayı dediniz. Peki sizin bu yolculuğunuz nasıl başladı bağlamayla? Şimdi doğduğum, büyüdüğüm toplum ve çevre
Müzikle çok iç içe. Aynı zamanda annem ve abim, hatta babam. Babam ve abim bağlama çalıyorlar. Annem de sürekli, yani küçüklüğümden beri kulağımda onun söylediği türküler olsun. Dedelerim, yani teyzelerim, amcam, halalarım. Hepsi müzikle iç içe. Yani buradan geliyor yani küçük. Bayağı yani geniş bir aileden gelen yetenek, evet, diyebiliriz. Yine bazen müzik kulağı terimi özellikle müzik, enstrüman çalmada çok sık kullanılıyor. Peki müzik kulağı nedir? O konuda bilgi alabilir miyiz sizlerden? Müzik kulağı bireyin ya da çocuktan diyelim. Yani böyle hatta anne karnından müziği duymak, hissetmek diye adlandırabilirim. Yani çevremde gördüğüm çoğu insan da öyle yani. Sanatçılara baktığımızda da öyle ya da müzisyenlere baktığımızda da öyle. Bununla iç içe olmakla alakalı bir şey. Evet. Yoksa Allah'ın vergisi olan bir şey değil. Yani bunu çok uzun süreler küçüklükten buna maruz kalmakla alakalı bir yatkınlık oluyor insanlarda. Ve sonradan da öğrenilebiliyor. Buna, evet, bununla haşır neşir olmakla, buna mesai harcamakla alakalı bir şey müzik kulağı. Evet, yine sizler bu konuda biraz daha şanslısınız. Sizlerin aileden, geniş bir aileden gelen yetenek diyelim ve gördüğünüzden dolayı. Kader Hanım, sizlerin de yine öyle ailenizden etkilendiniz, başladınız. Peki müziğe yeteneğinin olup olmadığı nasıl keşfedilebilir? Müzik kurslarına giderek bunu pekiştirebilir miyiz? Müzik kursu bence de pekiştirebiliriz. Evet. Onun dışında daha çok dinleyerek bence geliştirilebilir. Yani çalmadan önce dinlemek gerekiyor. Evet. Daha çok kulak alışsın diye, yine Sefa hocamızın da dediği gibi. Önce alıştıktan sonra daha rahat oluyor. Çünkü ben de ilk başlarda çalıp söylediğim zaman, çaldığım zaman entonasyon problemi yaşıyordum yani daha çok. Sonra artık yenmeye başladım dinleyerek ya da çok çalarak, çok söyleyerek. Ve süreklilik, istek de bu müzik aleti çalmada oldukça önemli özelliklerden biridir diyebiliriz. Tabii ve ki kadınların genelde çello'ya hayranlığı çok daha fazladır. Çello'yu evet, gördüğü zaman nasıl, çok güzel, ben de çalmak istiyorum diyorlar genelde. Evet. Peki çello hakkında sizlerden bilgi alabilir miyiz? Özellikle izleyicilerimiz, kadın izleyicilerimiz, ekranları başında bizleri izleyenler, çello çalmak için neler yapmaları gerekir? Evet, çello için öncelikle bir çello almak gerekmiyor bence. Önce tabii müziğin içi de çok bambaşka oluyor. Şimdi bir tek çello görüntüsüyle güzel tabii ki ama içinde farklı anahtarlar, birçok anahtar var. 3 anahtar var mesela çelloda. Belki daha çok da vardır ileride. Ben şu an 3 anahtardayım. Ama yani önce bir müziğin içini bilmek gerekiyor, sonra başlamak gerekiyor. Şimdi heves ediliyor ama sonra yarıda bıraktığın zaman hiçbir anlamı yok yani. Dediğimiz gibi süreklilik oldukça önemli. Kesinlikle. Müzik aleti çalmakta. Peki güzel eserlerinizi dinleyebilir miyiz? Sefa Bey, sizlerden başlıyorum. Güzel bir parçayı izleyicilerimiz için dinleyelim sizlerden. Pardon. Bir afyon. Kayser Türküsü'yle başlayalım. Alfa'yla. Sizler de Afyon Kayser'le olmuşsunuz. Buradan da bunu net bir şekilde görüyoruz. Evlerinin önü yoldur, yolun sonu karakoldur. Evlerinin önü yoldur, yolun sonu karakoldur.
Kurban olam al gelin, gel destini bizden doldur. Kurban olam al gelin, gel destini bizden doldur. Al Fadime'm, bal Fadime'm, yanaklarım gül Fadime'm. Al Fadime'm, bal Fadime'm, yanaklarım gül Fadime'm. Uyan uyan sabah oldu, namazını kıl Fadime. Uyan uyan sabah oldu, namazını kıl Fadime. Bu dağların burcu musun, yar boynumun borcu musun? Şu dağlarda burcu musun, yar boynumun borcu musun? Kurban olam sarı gelin, sen kötünün harcı mısın? Kurban olam al Fadime'm, sen kötünün harcı mısın? Al Fadime'm, bal Fadime'm, yanakları gül Fadime'm. Al Fadime'm, gül Fadime'm, yanakları bal Fadime'm. Uyan uyan sabah oldu, namazını kıl Fadime. Gerçekten büyük bir yetenek diyelim. Hemen sizlere döneceğiz. Kader Hanım, sizlerden de güzel bir performans bekliyoruz diyelim. Sefa Bey, başka müzik aleti de çalıyor musunuz, sadece bağlama mı? Yani bir yıl kadar kabak kemanı ile ilgileniyorum ama evet. Tabii ki ana enstrümanım bağlama. Geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Evet. Öyle diyebilirim. Çalacağım eser cello'dan Bach Cello Suite No. 2 Saraband. Thank you.
Kulaklarımızın pasını sildiniz. Kısa bir araya gideceğiz. Ardından kaldığımız yerden bu müzik şölenine devam edeceğiz. Evet efendim, kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. All that we went through, and I.
I go back to break. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her. I go back to. We only said goodbye with words. I died 100 times. I go back to, I go back to us. I love you much, it's not enough. You blow and I love pie. And life is like a pie. Rolling up inside. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her. I go back to. We only say goodbye with words. I died 100 times. I go back to, I go back to us. 10 parmağınızda 10 marifet diyebiliriz. Az önce cello, şimdi elektro gitar çaldınız. Ve aslında bakıldığı zaman farklı türde müzik aletleri. Peki zor olmadı mı misal cello'dan gitara geçtiğiniz zaman da? Aslında zor olmadı benim için. İkisine de vakit ayırmaya çalıştım çünkü. Hem ona biraz, ona biraz deyince. Hani hepsinde de çok iyi olmayı beklemiyorum tabii ki. Ama yine de şu an başka bir enstrümana geçmeyi düşünmüyorum. Sadece bir de piyano var tabii. Yani bu kadar yeterli ama çok zor olmadı benim için. Peki ilk olarak cello ile mi başladı sizlerin müzik yolculuğu? Gitarla başladı. Gitarla başladınız. Evet. Daha sonra peki neden cello'ya yöneldiniz? Daha sonra solistik dinledim dedim. Cello'nun sesi daha yoğun geldi ve tam ara ses olduğu için. Hani ne viola ne keman. Ne de kontrbas. Tam orta ses, tam duygulu olduğu için benim için. Daha çok tercih ettim. Bir de gitarın üstüne bir melodi aradım yani kulağımda. Onu da cello ile buldum. Evet, yine gitarın faydaları da saymakla bitmiyor. Hayal gücünü geliştiriyor, parmakların kireçlenmesini önlüyor. Yine stresi oldukça azaltıyor. Peki özellikle gitar çalmak isteyen izleyicilerimiz varsa onlara neler söyleyebilirsiniz? Bence daha çok üstüne düşsünler. Yani kurslara şimdi üstlerine düşmeden gitsinler. Ziyade bazen ilk adım atmakta çok zorlanabiliyor özellikle izleyicilerimizde. O ilk adım atmak oldukça önemlidir. İlk adım atmak için neler yapılmalı? Mesela sizin müzik evinize gelseler sizler onlara yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki müzik evinde yardımcı olabiliriz. Öncelikle istemek gerekiyor. Şimdi ailenin zoruyla da olmaması gerekiyor. Eğer çocuk istiyorsa ya da bir genç mutlaka gelmesi lazım. Yani herhangi bir müzik evine, bizim de müzik evimiz var, ona da gelebilirler. Her türlü açığız yani eğitime. Evet, sizler yine elektro gitarla başladınız ve üzerine sürekli eklediğiniz müzik aletlerini. Bazen şu sıkıntı da olabiliyor. Evet, çocuklar müziğe başlamak istiyorlar. Hayatın yorucu stresinden kurtulmak istiyorlar ama hangi müzik aleti çalacaklarına maalesef ki karar veremiyorlar. Peki böyle durumlarda hangi müzik aletini seçeceklerine nasıl karar verebilirler? Tabii en çok vücut yapısına göre de belirlenebiliyor. Hani parmaklar eğer kısaysa daha çok keman, yani daha uzunsa eğer ve daha büyükse eller, cello daha çok ya da kontürbas için parmak uzunluğuna dayalı da olabiliyor. Gitarda da yine aynı şekilde çünkü bare basmak da çok zor olduğu için hani genelde teller de daha kalın oluyor ilk alışmamış parmak için. Peki yüzden... sizin yaşadığı zorluklar var mıydı müzik aletlerine ilk başladığınız zamanlarda? Tabii ki, tabii evet. İlk başta böyle başlamadınız. Kesinlikle. Ne gibi zorluklarla karşılaştınız peki? Yani sinir olarak mesela çok sinirlenebiliyor insan. Parmaklarınız acıyor, kanıyor, onlar çok üzüyor. Ama sonrasında artık nasır olduğu için daha rahat, keyifli bir şekilde çalabiliyorsunuz. Ve sonucu bu şekilde falan oluyor. Yani pes etmemek kesinlikle gerekiyor.
pes etmemek lazım. Evet, ben yara bandı falan yanımda taşıyordum yani her türlü ihtimalle. Peki o zaman hiç böyle ya bırakacağım artık parmaklarımda yara oldu değmez dediğiniz zamanlar oldu mu? Yoksa görüldüğü üzere tabii ki olmamış, pes etmeden gelmişsiniz. Ama hani evet. Bu seviyede olan kişilere önerileriniz nelerdir? Evet, aslında kanadıkça daha çok devam etmek lazım ki. Çünkü asıl kanadığı zaman daha iyi bir yere geliniyor yani. Evet, çok teşekkür ederim. Kanı gördükten sonra yani. Sefa Bey, sizlere dönmek istiyorum. Sizler de müzik eviniz hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Kaç yaştan itibaren dersler vermeye başlıyorsunuz? Şimdi Melodi Müzik Evi olarak Aralık 2022'den beri hizmet veriyoruz. Evet. 5 yaşından 62 yaşına kadar o arada öğrenci portföyümüz var. Şimdi 62 yaş oldukça büyük bir yaş. Peki evet. 62 yaşında öğrencileriniz var mı gerçekten şu var. An? Bir aile hekimi öğrencimiz var. 62 yaşında. Hatta 65, yanılmıyorsam 65 yaşında da bir emekli astsubay öğrencimiz var. Bağlama öğrencisi. Evet. Hatta 65'miş, 62 de değilmiş şu an. Düşününce de. Aslında bakıldığı zaman genelde evet. Müzik aletine küçük yaşlarda başlanması gerekir diye sürekli etrafımızdan duyuyoruz. İlerleyen yaşlarda öğrenmek zor olur diye de duyuyoruz. Ve hani bu tezi çürütüyoruz şu an evet. Söylediğiniz. Yani bizim bir öğrenmenin yaşı yoktur diye evet. Bir atasözümüz var ya. Bu gerçekten öyle. Şimdi şöyle, hocamızın da dediği gibi, müzik bir heves olmamalı. Tabii bir ilgi, alaka tabii ki de olmalı. Fakat azim ve disiplinle olacak bir şey bu. Disiplinli bir çalışmayla iyi bir enstrüman icrasına sahip oluyor. Müzisyen olmak böyle bir şey yani. Ya da müzikle ilgilenmek böyle bir şey. Öncelikle orada gördüğüm, yani müzik evinde gördüğüm birçok şey ailelerin böyle hevesleri. Yani mesela fiziksel yapısı, fizyolojisi piyanoya uygun olmayan çocukları piyanoya gönderiyorlar. Başlangıç enstrümanının piyano olduğunu düşünüyorlar. Ve bazen aileler kendi isteklerine göre çocuklara evet. Enstrüman seçiyorlar maalesef. Evet. Aslında enstrüman tabii ki bir fiziksel uygunluk o enstrümana şart. Fakat şöyle bir şey var. Fiziksel uygunluğu olmayıp da yani parmak boyu kısa olup da çok iyi keman çalanlar var. Bu şeyle alakalı, o ilginin alakanın derecesiyle alakalı. Öncelikle başlangıç enstrümanı diye bir şey yoktur. Bütün enstrümanların aslında beyinde çalıştırdığı noktalar aynı. Daha doğrusu müzik yaparken insanın beyninde şimşekler çakıyor. Kısacası öyle söyleyeyim. Evet. Bir enstrümanın bir diğerinden bir farkı yok. Her enstrüman zordur. Bağlama, her mesela köylerimize gidelim. Her evde bir bağlama duvarda asılıdır. Yani bizim kültürümüzün sazı sonuçta. Bizim ama, için miras diyebiliriz biz bağlama için özellikle. Evet, kıymetli usta Neşet Ertaş'ın bir sözü var. Her çalan saz çalar ama her çalan tatlı, onun keyimiyle tatlı saz çalamaz, evet. Tatlı söyleyemez diye bir söz var. İşte bir gönül işi olmalı bu kısacası. Evet, az önce yine söyledik, aileler bazen kendi isteklerine göre çocukları yönlendirmeye evet. Çalışıyorlar maalesef. Peki buradan ailelere bir eğitimci, bir öğretmen olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, müziği sevdirmeli başta. Yani küçük yaştan beri müzik dinleyen insanlar zaten yani müzik sevilmeyecek bir şey değil. Yani eğlenceli. Evet. Her birey için eğlencelidir. Müziği sevmen olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde bir ilgi alaka çekilebilir çocuklar için. O şekilde hangi müzik tarzını daha çok sevdiği orada anlaşılabilir. Bu müzik tarzıyla ilgili fizyolojisinin uygun olduğu bir enstrümana yönlendirilebilir. Örneğin halk müziği seviyordur, bağlama olur, kabak kemane dersi olur. Buralara yönlendirilebilir. Biraz çocuklarımızı evet. Gözlemleyip yeteneklerini keşfettiğimiz zaman daha sağlıklı işler de ortaya tabii. Çıkacaktır diyebiliriz. Yani bu iş gözlem işi. Evet. Evet, misal kendimiz piyanoyu seviyor olabiliriz ama dediğimiz gibi çocuğun belki de halk müziğine ilgisi evet. Var, bağlama çalmak evet. istiyordur. Ailelerin biraz daha bu konuda duyarlı olmaları gerekiyor. Ve sizler yine müzik aleti çalıyorsunuz. Hem mesleğinizi icra ediyorsunuz hem de aynı zamanda okuyorsunuz. Peki müzik aleti çalmak hayatınızda neleri değiştirdi? Kader Hanım, sizlerden başlayalım. Hayatımda çok şey değişti. Yani artık başka açıyla bakmaya başladım evet. Dünyaya diyebilirim. Çünkü hisler önce değişiyor müzikte. Yani tabii performans çok önemli. Kötü çalınca ruhsal olarak daha çok kötü hissediyorsunuz. Ama bir yere geldiğiniz zaman ruhunuz daha güzelleşiyor. Yani hayatı daha farklı evet. Bakmaya başladım ben şahsen.
Çok değiştiriyor. Şehir, yer fark etmiyor yani. O müziğin içinde olmak sizi hayal ettirebiliyor, başka bir yerde hissettirebiliyor yani. Ve yine şu an bakıldığında yoğun ve stresli bir hayatımız var. Özellikle yine çocuklara baktığımızda kesinlikle, da aynı şekilde. Evet. Yani onları müzik aletine yönlendirdiğimiz takdirde hem daha fazla sorumluluk bilinçleri de artacaktır. Hem de hayata farklı bir bakış açısıyla bakacaklardır sizlerin de dediği gibi. Peki Sefa Bey, sizlerin hayatında bağlamaya başladıktan sonra ne değişti? Aslında siz çok küçük yaşlarda başlamışsınız. Hayata hani bağlamayla gözlerinizi açmışsınız bile diyebiliriz. Yani olmasaydı nasıl biri olurdum diye bu soruyu algılayabilirim. Yani açıkçası birçok meslek bana uygun olmadığını düşünüyorum ben. Yani müzisyenlik ya da müzik eğitmenliği, müzik öğretmenliği. Bu benim mesleğim. Yani çok küçük yaştan aslında bunu başladığım için aslında bu soruya çok da net cevaplar veremiyorum ama müzik hayatımın her yerinde. Başkası yani bir sizin işiniz gibi mesela bir mesai kavramım yok benim. Duygulandığımda, mutlu olduğumda yani kısacası bütün hislerimde müzik var. Yani sen, bizler dertleşmek hayat... için arkadaşlarımızla evet, oturup sohbet ediyoruz. Evet. Sizler müzik aletinizi evet, elinize alıp müzik evet, aletinizle hani duygularınızla çağ vurabiliyorsunuz. Evet. Yani bu da sizler için oldukça büyük bir avantaj diyebiliriz. Kesinlikle. Kısacası meslek değil, hayatımızın bir parçası evet, oluyor aslında. Meslek olarak değerlendirmek aynen, yanlış bir terim olacaktı. Aynen. Yine az önce müzik evinden bahsettik. Peki müzik evinde mesela bağlama kursuna başlayacak olan bir izleyicimiz varsa, hı-hı, saat kaç kaç arasında dersler alıyor, toplu mu dersler alıyor? Dersler hakkında da bilgi alabilir miyiz sizlerden? Sabah 10, akşam 9 arası biz çalışıyoruz. Bu saatler arasında yani enstrümana meraklı olan, ders almak isteyen kişilerin müsait zamanları ve bizim ortak müsait zamanlarımızda belli saatler içerisinde derslerimizi yapıyoruz. Bağlama dersi hakkında biraz bahsedecek olursam öyle çok zor değil aslında. Bu işin temel belli başlı kuralları var. Önce nota okumak lazım. Yani okuma yazmak gibi bir şey bu. Farklı bir alfabe, farklı bir dil. Evet. Bu öğrenildiğinde çok daha sağlıklı oluyor. Ve birey bir hocaya bağımlı olmadan bir kağıtla, bir sayfayla istediği eseri kendi düzeyince çalabiliyor. Evet, bağlamada aha, bu şekilde yine çello ve gitarda da aynı şekilde değil mi? Tabii nota ki, okumak ki, mutlaka nota sehpanızı yanınızdan ayırmıyorsunuz. Evet. Yani bu bir... Nasıl diyeyim? Dil öğrenmek aslında. Ben enstrüman öğrenmek evet, demeyelim de bunu bir dil öğrenmeye benzetebiliriz. O dili hangi seviyede konuştuğunuzla alakalı. B seviyesi, C seviyesi. Bu kadar söyleyeceğim evet, aslında. Peki sizler neler söyleyebilirsiniz bu konuyla alakalı? Farklı bir dil öğrenmek gibi dedi Sefa hocamız. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Kesinlikle katılıyorum ben de. Yani bir, iyi bir dil söyle konuşamadan aktaramayız müziği enstrümana yani. Evet. Önce onun içeriğini, dilini, nasıl telaffuz edildiğini, nasıl okunduğunu öğrenmemiz lazım. Ondan sonra zaten her şey artık vücut diline kalıyor yani. Nasıl hissettiyseniz, o an aktarabildiğiniz şey neyse ona göre geçiyor insanlara ve size öyle. Ruh halini nasıl açığa çıkardığınızda çok rahat bir şekilde gösteriyor. Artık 5-6 dakika gibi kısa bir süremiz kaldı. Yine güzel bir parçayla kapatacağız. Ondan önce son olarak izleyicilerimize Kadir Hanım neler söylemek istersiniz? Müzikle kalın demek isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Sefa Bey, sizler neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Ben de Melodi Müzik Evi'ni bekliyorum. Uydukent'te. Sadece ders için değil. Bizi ziyaret edebilirler de merak ediyorlarsa. Bu kadar. Yani günün yorgunluğunu atmak için bile evet, sizlere uğrayabilirler diyebiliyoruz. Evet. Evet efendim, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Keyifli bir eserle programımızı burada noktalıyoruz. Evet, Sefa Bey, yine kulaklarımızın pasını silelim diyelim. Halime kız çay aşağı gidiyor. Kaşığına gözü gel gel ediyor. Haydi haydi da ediyor.
Kardeşlerin yanı sıra gidiyor. Usul boylarına kurban oluyor. Sallan da gel boylarına bakayım aman. Gerdanın aliraları takayım aman. Sallan da gel boylarına bakayım aman. Gerdanın aliraları takayım aman. Halime'nin çayda buldum izini. Açtım yaşmağından öptüm yüzünü. Haydi haydi da yüzünü. Güneş sandım kaşığının yüzünü. Usul boylarına kurban olur. Sallan da gel boylarına bakayım aman. Gerdanın aliraları takayım aman. Sallan da gel boylarına bakayım aman.